Bu videoda, üçüncü videomuz bu. Life cycle oluşturmayı göreceğiz. Daha sonra bu life cycle'ı oluşturduğumuz dokümanlarla nasıl ilişkilendirdiğimizi göreceğiz. İlk videoda ne oluşturmuştuk? Attribütleri oluşturmuştuk, global attribütler. Ve ikinci videoda bu attribütleri bir değişiklik yayını diye bir doküman tipi oluşturup bu doküman tipine bağlamıştık. Şimdi de bir life cycle oluşturacağız. Önce site administration olarak giriş yaptım ve folder altından daha önce oluşturduğum değişiklik yayın dokümanını açıyorum. Şimdi detaylardan daha önce oluşturduğum attribütleri görüyorum ve karşılığında dataları da girmiştik ikinci videoda. Birinci videoda attribütleri oluşturmuştuk. Şimdi bunun altında life cycle'lar var. Demiştik ki bunun life cycle'ı basic life cycle template ve state'i de 3 state'den oluştuğunu söylemiştik. In work, released ve cancelled. İşaretlediğim gibi. Şimdi bu basic life cycle template'inden biz bu dokümanı farklı bir life cycle oluşturup o template'e bağlayacağız. Ve o life cycle'ın içine farklı life cycle state'ler ekleyeceğiz. 4 tane olacak bu sefer. In work ve release arasına under review diye bir state ekleyeceğiz. Şimdi bu basic'i başka nerede görebiliriz? Tekrar site administration olarak utilities'e giriyorum. Ve lifecycle template administration'a giriyorum. Burada basic template'in olması gerekiyor. Buralarda evet basic lifecycle template'ini görüyoruz. Bunun içinde 3 tane state var ama bundan önce OER dediğimiz object initialization rules administration'a giriyoruz. OER ve OER içinden bir dokümanın XML dosyasını önce bir download etmemiz gerekiyor. Bu XML dosyasında da bu dokümanın lifecycle olarak ya da team template'lerini, lifecycle template'lerini, her türlü bu dokümanla ilgili bağlantı bilgisini OER içerisinden görüyoruz. Ben bunu şimdi masa üstüne kaydediyorum XML dosyasını. Bunu Notepad++'la şimdi masa üstünden açacağım. Ve lifecycle'ın basic olduğunu, yani bunun bu kadar karışık olduğuna bakmayın aslında. Çok basit birkaç satırla mesela şurada lifecycle'ın basic olduğunu görüyoruz şu anda. Şimdi burayı tabii değiştireceğiz yeni lifecycle yaptığımızda. Önce yeni bir lifecycle oluşturalım. Tekrar lifecycle template administration'a giriyorum. Buradan basic lifecycle'ını edit diyorum. Bunu ben farklı kaydet diyeceğim. Ve buna benzer ama farklı bir lifecycle oluşturacağım. Run diyorum, Java'yı çalıştırıyorum. Açılması biraz sürebiliyor. Evet. Şimdi bunun öncelikle type'ının basic olduğunu görüyorum. Basic demek buna workflow yani bir iş akışı bağlayamazsınız demek oluyor. Şu anda 3 tane state'i var. Buradan bunu ne yapacağız? Farklı kaydedeceğiz ve yeni oluşturacağız demiştik. Ve bütün bu rolleri, erişimleri, yetkileri, workflow'ları düzenleyeceğiz. Şimdilik cancel diyorum ve farklı kaydet diyeceğim. Basic bozulsun istemiyorum çünkü basic diğer dokümanlar için kullanılacak. Ama benim yeni dokümanım için kullanılmayacak. Lifecycle template administration'a girdim. Basic'e girdiğim için o otomatikman checkout yapmıştı. Check-in yapıyorum onda hiçbir değişiklik yapmadan. Ve basic'e sağ tıklayıp save as diyorum. Şimdi ismini değişiklik yayını lifecycle olarak, değişiklik yayını olarak değiştireceğim. Bunu da kopyalıyorum şu an. Çünkü bunu OER'in içine basic yazan yere yapıştıracağım ve bağlantı kuracağım.
Şu an checkout durumunda. İçine girelim, editleyelim. Kenara aldım. 3 tane state vardı. Basic'ten advanced type aldım bunu. Advanced aldıktan sonra ne olacak? Ben bunu artık workflow'a bağlayabileceğim. Yeni faz ekledim. Ve bu fazı şu ortaya sürükleyip alıyorum. Bu fazı da state kısmından under review yapıyorum. Buraları temizleyelim. Bu basic'in ayarlarıydı. Ben bunları sonra kendim tekrar ayarlayacağım. Rolleri, access kontrolleri komple clear olduğundan emin olduktan sonra kaydedeceğim. Evet, workflow'a tıklayabiliyorum artık. Buralar tamamen temiz. Bir workflow oluşturduğumda şu kısımda workflow'un buraya bağlandığını göreceğim. Bu lifecycle'a workflow bağlandı. Şu an bu lifecycle'a herhangi bir workflow bağlı değil. Önümüzdeki videolarda bunu yapacağız. Check-in yapıyorum. Değişiklik yayın lifecycle'ımı. Ne kaldı yapmamız gereken? Şu an bu lifecycle değişiklik yayın dokümanına bağlı değil. Sadece o doküman ayrı bir oluşmuş bir doküman. Bu lifecycle ayrı bir doküman. Ayrı bir lifecycle. Bunları birbirine bağlayacağım ve o dokümanın lifecycle'ı basic'ten değişiklik yayını olarak değişecek. Bunu işte OER'dan yapıyoruz. Gene Site Administrator olarak girdim. Utilities'e tıkladım. OER Administration'a girdim. Yeni Object Initialization Rule ekle diyorum. Adını değişiklik yayını yaptım. Type olarak subtype'ımı seçeceğim. Yani dokümanımı. Dokümanımı seçmemi istiyor burada. Buradan doküman kısmından subtype'lardan değişiklik yayın dokümanını oluşturmuştuk ikinci videoda. Seçtim. XML'i masa üstüne almıştım. Editliyorum Notepad++'la. Basic yazan kısma kopyaladığım değişiklik yayınını yapıştırıyorum. Save'liyorum. Kapatıyorum. İsmi önemli değil. Rule XML olarak browse ediyorum ve ekliyorum o yerime. Evet. Rule'u ekledim. OK dedim. Artık lifecycle'ımla doküman türüm, yani değişiklik yayın dokümanım birbirine bağlı. O dokümanın lifecycle artık değişti. Kontrol edelim. Product'lardan, folder'dan yeni doküman oluşturalım. New document dedim. Değişiklik yayınını tıkladım. İkinci videoda oluşturmuştuk. Attribute'leri oluşturmuştuk. Hepsini aslında girmemize gerek yok. Başında yıldız olanları girsek yeterli ama birkaç tane girelim. 002 yaptım bu sefer. No content dedim. İşte gene ARGE'de diye işaretleyeyim. İşte önemli değil buralar. Yani yazmasak da olur dediğim gibi. Başında yıldızları yazsak yeterliydi. Finish diyorum direkt. Ve info'ya tıklıyorum. Altta lifecycle'ı, demin basic olan lifecycle'ı değişiklik yayını olarak görüyorum. Ve state'lerini in work, under review, release, cancelled diye değiştiğini de görüyorum. Peki eski, geçen videoda yaptığımıza bakalım. Basic olan lifecycle'ı. Onun değişmediğini göreceğiz. Evet, bunun hala eski lifecycle'ı sabit. Çünkü oradan sürece artık bu başladı. In work aşamasında lifecycle başladı, yayınlandı. Diğer videoda, önümüzdeki videolarda workflow'lar oluşturacağız. Bu workflow'larla ilgili lifecycle'lara bağlamasını ve bunları dokümanların workflow'larla yönetilmesini, kişilerle ilgili yetkilendirmeleri ve bu lifecycle içinde bu değişiklik yayınının
tamamlanmasını sağlayacağız. Ama dördüncü videoda workflow'dan devam edeceğiz.